Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Nasıl geçiyor Ramazan? Umarım iyidir. Bizim çok iyi. Böyle her gün yemek yapıyoruz. Bu yemek kokuları içinde ekiple birlikte iftarı bekliyoruz ve o kokular içinde de boğuluyoruz biraz aslında. Umarım sizin de iyidir. Benle birlikte yemekleri yapıyorsunuzdur, notlarınızı alıyorsunuzdur. Bugün yine size harika iki tane lezzet sunacağım. Bir tanesi böyle artık hamur işlerinden sıkılanlar için, ben makarna yemek istemiyorum, böyle sebze yemek istiyorum diyenler için harika bir kabak lazanya olacak. Yanına da girit ezme. Muhteşem, bu Ramazan'da istediğimiz o tazeliği, o freshliği verecek bir ürün olacak. Peynir olacak, ceviz olacak, yoğurt olacak. Yani böyle güzel kombine bir lezzet. O zaman ben direkt ürünlere ve malzemelere geçeyim. Kabak lazanya için 3 adet sakız kabağı, 2 adet kırmızı kapya biberi, 1 adet kuru soğan, 6-7 tane mantar, kültür mantarı, 200 gram kıyma, dana olabilir, kuzu olabilir, ben dana kullanacağım. Yaklaşık bir kase rendelenmiş kaşar peyniri ve bir yemek kaşığı salça. Girit ezme, malzemelere geçelim direkt. Yaklaşık bir 150 gram tam yağlı beyaz peynir. Şu ufak bir kase lor peyniri. Yine belki bir o kadar süzme yoğurt. 6-7 tane ceviz içi. Böyle bir 6'da 1 falan bağ maydanoz. Zeytinyağı, karabiber, tuz ve bir parça da sarımsak olacak, bir diş. Bu şekilde olacak. Şimdi dediğim gibi hamur işlerinden sıkıldınız. Makarna yemek istemiyorsunuz ama böyle lazanya gibi bir şey çekeceğiniz. Ne yapacaksınız? Sebzelerden bunu yapabilirsiniz. Ben de size bunu göstereyim. Bir adet soğanımı önce alıyorum. Kesiyorum. Ama önce biraz ocağımızı açalım, ısınsın. Çok güzel. Bir parça yağ koyacağım içine. Bir parça. Yani bunu saymadım ama böyle damlatın. Tamamen o soğan attığınız zaman yapışmasın diye. Soğanları ince kesmek istiyorum. Bu bana zorluk çıkaracağı için aldım. Şöyle tık 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 yapıyorum. Kalan kabuğu da böyle parçaladım. Hemen diğer soğana geçtim. Şimdi lazanya yapmadan önce ben yaptım, size de söyleyeyim. Fırınızı açın. 180 derecede ısınsın. Sıcak olsun. Direkt sıcağı atalım içine. Soğanlarımı tavaya atıyorum. Cos etti. Şöyle alayım. Hafif hafif karıştırdım. Burada tuz, karabiber falan hiçbir şey koymuyoruz şu anda. Soğanlarımız telliğe dursun. Lazanya yapacağımız için şöyle bir kap lazım. Yani borcam olabilir, böyle olabilir, toprak kap olabilir, nasıl istiyorsanız. Kabaklarımı aldım. Ön pişirme yapmayacağım. Kabak zaten hızlı pişer. Biraz da böyle ince parçalar istiyorum. Şöyle. Bu şekil yeterlidir. Şu kalınlık yeterlidir. Yani aşağı yukarı şu kalınlık yeterli olacaktır. Şöyle kesseniz iyidir. Şöyle gelen parçaları alayım. Bir yandan da gözüm soğanları kesiyor. Hemen soğanlara bakıyorum. Yanmasın ama yanarsa bir daha uğraş dur. Hem israf, şurada bir parça soğan şey olmuş ama sonra kullanırım, şuraya alayım. Şunu da alayım. Yani yanarsa gereksiz yere bir daha soğan soy, bilmem ne, uğraş, doğra. Hem de ziyan olacak. Çok güzel. O arada kıymayı hemen ilave edebilirim. Soğanım hafif böyle kahverengi tonlara dönmeye başladığı anda, ve hepsi dönecek de uçları dönecek. Hemen atın. Kıymayı da atın. Ben kıymaya attım. Kıyma şu an çiğ. Hemen, hemen tuz, karabiber, hemen. Çekmez. Bir daha atmazsın, içine çekmez. Hemen koyun. Hızlı, acele ediyorum ben de. Tık 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 tık. Bir parça altını kısacağım. Tamam. Kabaklarımı hemen geri dönüyorum. Bunları doğramaya devam edeceğim. Kafasını kopardım, attım aşağı.
Ya belki daha hızlı olsun istiyorsanız kabakları falan yani içine koyacağınız bütün malzemeleri bir ön pişirme yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle diri bir kabak seviyorum diyorsanız bu şekilde yapın. Çiğden koyun. Yani dedim ki bu da size kalmış bir şey. Opsiyon olarak ben size belirteyim. Köşesini çöpe atıyorum. Şimdi sonuncu da doğrayayım. Hemen doğradıktan sonra bunları da sezon edeceğiz. Karabiber, tuzla böyle lezzetlendireceğiz. Bir tanesi benden ayrıldı, hemen aldım. Bir gözüm yine kıymamda. Ne olur ne olmaz bakıyorum. Yanar, altına açık unutmuşsunuzdur. Hepimiz oruçluyuz. Olabilir dalgınlık hali. Ben de yakmayayım. Ondan sonra iftarda yiyecek bir şey bulamayız. Şöyle şey yapayım. Şöyle azıcık karıştırayım. Ufak ufak terlemeye ve pişmeye devam ederiz. Şimdi hemen tuz, karabiber. Hemen çiğken. Kabakları, tuz, karabiberi. Bolca dökün, lezzetlendirin. İyicene lezzetlensin. Bu yemek aslında çok da sağlıklı bir yemek. Yani içinde karbonhidrat oranı çok düşük. Şeker zaten yok gibi bir şey yani. Sadece o sebzenin içinde olan şeker var. O yüzden gayet sağlıklı bir yemek. Bunu gönül rahatlığıyla iftarda aman fazla kilo aldım. Bizim ekip de biraz fazla kilo aldı. Benden biraz böyle dert yanıyorlar. Onlar dedi ki ben size bugün sağlıklı bir yemek yapacağım. Bunu uygun buldum, bunu yaptım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Aman ben kilo aldım. Çok yiyorum iftarda falan. Benim de öyle gibi dertlerim var zaten, belli oluyordur. Bunu da siz kendinize yapabilirsiniz. Şimdi böyle diziyorum kabakları. Yani gelişi güzel olmasın. Biraz daha şekilli olsun. Böyle parça alırken. Böyle güzel dursun. Bunları dizdim ama sadece göstermek için yapmışım. Bunları kenara alacağım. Çünkü daha diğer ürünleri doğramadık içine. Bir de pişmedi. Bunu sadece göstermek amaçlı şöyle yaptım. Bu tamam. Böyle dursun. Bunları en son dizeceğiz. Tahtam geniş. Onun avantajını kullanıyorum şu an. Hemen mantarlara geçiyorum. Mantar. Kabuğunu soyun. Ben aslında çok soymayacaktım. Sadece göstermek için yapıyorum. Bunları güzelce böyle bir ıslak bezle sildim. Size böyle soyabilirsiniz. Bunu göstereyim istedim. Böyle bir not olsun. Bunları böyle kesin. Şöyle. Yani şöyle falan olabilir işte. Şu şekilde. Bunları içine koyacağız şimdi. Üstlerini kapatıyoruz. Mantar zaten kolay pişecektir. Bunları koyayım. Kırılabilir, şu olabilir. Önemli değil. Bu arada kıymanın altını artık biraz açayım. Harlansın. Vaktim daralıyor. Çünkü bir an önce artık bunu fırına sokmak istiyordum. İftara az kaldı. Mesela yemek yaparken evde az kaldı. Hemen sokmak istiyorum. Açtım altını. Mantarda kalmıştık. Mantarları dizmeye devam ediyorum. Şimdi bunların böyle arasına koymak lazım. Renk lazım. Kapya biberi. Attım. Arasına girdim. Hemen temizliyorum. Bunu da temizleyeyim. Kolaylık olsun. Ben biraz böyle renkleri belli olsun istiyorum. Yani şöyle şerit şerit keseceğim. Uzun bir jülyen diyebilirsiniz. Uzun jülyenler yapıyorum. Şöyle aralara atacağım. Bence muhteşem oldu renkler. Burada hikaye güzel, pişmek üzere. Hemen kıymama salçamı atıyorum. Bundan kurtuluyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. O şeyin salçanın böyle hafif çiğliği gitsin diye birazcık ısıl işlem göstereceğim. Gitsin. Suyum var burada. Biraz böyle salça öldüğü anda yani o çiğliği gittiği anda o suyu ilave edeceğim içine. Ve böyle hafif sıvı bir şey
Yani hafif sıvı bir sos mu diyeyim? Öyle bir şey yani. Daha doğrusu şöyle bir dolgu yapacağım. Yani hafif sulu bir dolgum olacak benim. Gayet güzel oldu. Bence o çiğliği gitti. Çok hafif suyunu veriyorum. Şöyle bakıyorum su nasıl, iyi mi, yeterli mi? Biraz daha ilave ediyorum. Bu daha kırmızı olabilir mi? Evet olabilir ama zaten içine kat biberi koyduğum için çok kırmızı olsun ben istemedim. Ben böyle koydum. Size bırakıyorum. Ben artık ocağın altını kapatıyorum. Yeterince pişti. Yani ön pişirme oldu aslında bu bir nevi. Yeterince ön pişme oldu. Şimdi burada hikaye böyleydi. Buna hemen bir parça böyle kaşar peyniri. Niye? Tabii ki lezzet o var ama attığım ürünler birbirine yapışsın diye. Kaşar peyniri onları böyle birbirine yapıştıracak. Lezzet faktörü tabii ki önemli ama bu da var. Birazcık tuz koyayım. Biraz karabiber. Şimdi bizim o harika kıymamızdan içine biraz atacağız. Şöyle alabilirim şimdilik. Oh! Şu an lazanya kokusu gelmeye başladı aslında. Bu bile o lazanyanın güzel kokusunu sağladı bana. Tamam. Böyle böyle devam edeceğiz. Bunu yine kenara aldım. Üstüne devam. Kabaklara devam. Tekrar diziyorum kabaklarımı. Bunu tabii yaparken, şimdi ben size göstere göstere yaptığım için bir onu yapıyorum, bir onu yapıyorum. Siz böyle hepsi mesela mantarları önceden doğrayın, atın kenara. Biberleri önceden doğrayın, atın kenara. En son birleştirmesi kalsın. Böyle zaman kazanırsınız. Ben şimdi göstere göstere yavaş yavaş yaptığım için sıkıntı yok. Şöyle şöyle. Hepsini kaplıyorum. Nerede bizim mantarlarımız? Hemen mantarları ilave edelim. Bir parça daha. Hemen mantarları üstüne koyuyorum. Yani böyle kaplayın işte. Kalan biberlerimi de koyayım. Hatta biraz daha biber belki. Yine çıkartıyoruz böyle. Şu kalsın, son aşamada onu kullanacağım. Ya bunları koysam yeterli olacaktır evet. Yapıştıralım kaşarla. Dökülenleri şöyle. Koyayım, temiz orası zaten. En son üstünü kaplamak için bir daha kullanacağım. Tekrar sosumlu, böyle soslu kıymayı aldım. Bu harika kokular içerisinde. Tekrar koyuyorum üstüne. Bu da tamam. Son bir kat daha yapayım. Kalan malzemeleri hepsini böyle üstüne kapatayım. Sonra kaşarlayıp fırınlayacağım. Üstünü biraz böyle, yani o nasıl diyeyim, kestiğiniz, dinlediğiniz zaman hepsinin üstüne görünsün istiyorum. O yüzden böyle üstünden, hepsinden olsun istiyorum. Şöyle şöyle. Son kalan mantarımı da doğrayayım. Gördüğünüz gibi şu an ben baktığım zaman içinde ne var anlıyorum. Hepsini görüyorum. Son kalan kırmızı biberlerini de doğrayayım. Biraz daha ince doğrayabilirim belki sonuçları. Gözükeceği için çok fazla. Şöyle atıyorum üstüne. Kenara salça gelmiş. Son kalan kıyma, soğan, salça karışımına döküyorum. Şöyle hafif yayayım. Oh, şu an hepsini görüyorum. İçinde ne var ne yok ben hepsini anlıyorum şu anda. Böyle aldım. Aa, ne unuttuk? Tuz, karabiber. Hemen. Çünkü mantarı tuzlayıp karabiberlemedik. Kabağı yapmıştım evet ama mantar da yok.
biber de yok. Tamamladık, süper. Kalan kaşarlı da üstünü böyle kapatmaya çalışıyorum artık. Kapatabildiğiniz kadar. Kaşar miktarını ayarlayabilirsiniz. Komple üstünü kaşarla kaplayabilirsiniz. Üstüne beşamel de yapabilirsiniz ama ben bugün unsuz bir şey olsun istedim. O yüzden beşamel kullanmadım. Bence bu güzel. Bunu şimdi fırına atıyorum hemen. Şöyle yapayım. Tepsim burada. Ya tepsi içerideyim zaten, şöyle atıyorum. Sıra geldi ikinci yemeğimize. Girit ezme. Girit ezme oldukça basit. Çok az bıçak kullanacağız. Çok az ısı kullanacağız. Hatta hiç ısı kullanmayacağız. Pardon, hiç ısı yok. Çok az da bıçak kullanacağız. Önce maydanozları doğrayalım. Çünkü dediğim gibi çok az kullanacağız. Gelişi güzel kesin. Bilmiyorum, önceki programlardan hatırlarsınız. Chop etme diyorum ben buna. Biz mutfakta chop diyoruz buna. Böyle chop edin. Gelişi güzel parçalayın. Ramazan'da böyle yoğurtlu, peynirli ürünleri ben çok seviyorum. O yüzden dikkatliyseniz hep onları kullanıyorum. Umarım siz de sevip kullanıyorsunuzdur. Çünkü o bütün gün aç kalmanın şeyini sanki o peynir, yoğurt falan o tazeliğiyle böyle ferahlatan aromasıyla alıyor gibi geliyor bana. Bence bu yeterli. Hemen şöyle içine atıyorum. Evet. Yine cevizlerim var. Cevizlerin bir kısmını önce, bir kısmını da sonra üstüne atacağım yine. Klasik. Ben cevizli bir ürün kullandığım zaman hep öyle yapıyorum. Şimdi şöyle ben ayırayım. Geri kalanı geri güzel parçalıyorum. Ya valla ceviz bence bütün yoğurtlu ürünlere gider ya. Ceviz hani gitmeyeceği ürün yok gibi bir şey. İnanılmaz zaten bir vitamin deposu. Zaten beyni andırıyor. En çok beyine yararlı, zekaya yararlı. Bunları da attım. Şimdi. Son sarımsağım kaldı. Pardon, sarımsağı da yaptığım zaman bıçakla işim bitiyor. Eziyorum. Bundan kurtuluyorum. Bunu da parçalarım gelişi güzel. Bence iyi. Çok da kaybolmasın. Şöyle attık mı tamamdır. Şimdi hem ısıl işlem yok hem de bıçak yok artık. Ameliyat eldivenimi takıyorum. Operasyona başlıyorum. Beyaz peynir, lor, burada süzme yoğurdum var, kaşığımı alayım şuradan. Bu da tamam. Zeytinyağı. Bir parça üstüne gezdirin, bir parça da içine koyarım. Tuz. Çok tuz koymayın. Peynir zaten tuzlu. Ama yoğurt tuzsuz. Birazcık koysanız yeterli olacaktır. Şimdi böyle güzelce özdeşleştireceğiz. Homojen hale getirmeye çalışacağız. Bunu karıştırdıktan sonra iki tane kaşık yardımıyla falan tabağa koyabilirsiniz, direkt koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Tam böyle. Valla bence bu kahvaltıda gider yani. Yanına bir ekmek kızartın. Kahvaltıda bunu koyun böyle. Ekmeği sürüp sürüp yiyin. Olabilir yani. Bu da bitti. Şimdi lazanyam fırında
pişiyor. Üstü böyle hafif karamelize olacak. Muhteşem maçlar çıkacak. Ondan sonra burada Girit ezmem hazır. Onu servis edeceğim. Dilerseniz sunumda görüşelim. Evet, geldik en keyifli kısma. En zevk aldığımız, belki sizin de en keyif aldığınız kısım burası. Şimdi, burada ne vardı? Harika bir kabak lazanya. Artık böyle hamur işinden, undan bıkan insanlar için muhteşem bir şey. Sağlıklı, Ramazan'da aldığınız o fazla kilolara karşı biraz daha böyle düşük kalorili beslenmek istiyorsanız muhteşem. Bence bunu yapın. Bunu yapın. Yanına da bir Girit ezme. Yine böyle ben çok severim. Hem iftarda hem sahurda. Peynir çok severim. O yüzden böyle peynirli yoğurtlu bir karışım yaptım. Kokular böyle her yeri kaplamış durumda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Ramazan'ınız iyi geçiyordur. Tekrar yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.